Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün baykuş çizeceğiz hep birlikte. Yine basit geometrik formlar kullanacağız. Öncelikle bir ovalle başlayacağız. Büyük bir oval. Tabii hangi ebatları da çizmek istediğiniz size kalmış. Şöyle yapalım. Evet, böyle bir oval. İlk etapta yeterli olacaktır. Nasıl devam ediyoruz? Büyük ovalimizin içerisine iki tane göz için kullanacağımız, iri gözler için kullanacağımız iki tane yuvarlak çiziyoruz. İkisi de birbirine temas etsin. İçerisine evet göz bebeklerine daha küçük yuvarlaklarla dedim ya geometrik formlar. Gagası için de bir üçgen gibi düşünelim. Tabii ortaya çıkan şekil ortada bir baklava gibi oluyor. Kulaklarını yapalım isterseniz. Şöyle kedi kulağı gibi. Yine üçgenlerle çiziyoruz. Hemen yan kısma, sola ve sağa kanatları ekliyorum. Sonrasında göğüs tüylerini yapacağız. Belki merkezde başlayabiliriz. Şu hareketle doink doink çizgiler hep kullanıyoruz. Aşağıya doğru. Doink doink. Evet, kanatlarda da şunu yapabiliriz. 1, 2, 2, belki 3. 3, 3. Biraz süslemeye de özen gösteriyorum. Siz de istediğiniz ebatlarda, istediğiniz sayıda böyle kanat tüyleri ekleyebilirsiniz. Doink doink çizgilerle. Devamında ayakları şöyle yapabiliriz. Bakın hareketleri iyi takip ederseniz ve bir çatal gibi düşünelim ayakları. Hafif oval yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 5 ve 6. Tamam. Oval hareketlerle. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Dala tutunmasını sağlayacaktır bu tarz ayaklar. Şuraya burun deliklerini yapabiliriz. Tonlarken ve boyarken neler yapacağımıza dikkat edebilirsiniz. Şimdi ayağın tam üst kısmından gayet doğal, dalgalı bir çizgi. Bunu da yukarıya doğru götürdüm. Belki devam ettirebilirsiniz böyle. Evet, bir ağaç dalı izlenimi oluşturacağız. Tabii ayaklar dalı kavrayacak. Şöyle o yüzden alt çizgisini biraz daha incelterek götürüyorum. İstediğiniz gibi rahat olun. Gövdeyi aşağıya doğru devam ettirdim. Ufak detaylar ekleyelim. Şöyle yapalım. Dikey çizgi. Çizgi şuraya ekledim. Bir tane de yanına. Ne olacak bunlar? Hemen bakalım. Bu çektiğim düz çizginin soluna ve sağına çizgilerimi çizdim. Buradan çok küçük kalıyor diğer yaprak için. Bu arkada kaldığı için kapatacak. Aynı şekilde buraya yine soluna ve sağına yapraklar çiziyoruz. Buraya. Tabii sonrasında şu yaprak damarlarını, çizgilerini ekleyebilirsiniz. Hep söylüyorum, ben şimdi markerla çiziyorum ama isterseniz siz hata yapma ihtimalini göz önünde bulundurursanız kurşun kalemle çizebilirsiniz öncelikle. Ağaçta bazı hareketler yapabilirsiniz. Bu siyah kalemle bu çizgileri devam ettirebiliriz. Biraz ağaç dokusunu da hissettirmek için böyle dalgalı çizgiler atabilirsiniz. Baykuşlar biliyorsunuz gece ayakta biz insanlar gibi geceleri uyumuyorlar. Geceleri avlanıyorlar, yaşamlarını sürdürüyorlar ve gündüzleri uykularını çekiyorlar. Belki etrafa basit
yıldızlar. Sizin farklı yöntemlerde kullanabilirsiniz. Tabii kalemin uç kısmı kalın olduğu için biraz karanlık yıldızlar oldu ama siz daha ince bir kalemle daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet, boyama vakti. Farklı renkler kullanabilirsiniz. İstediğiniz renkler de çalışma yapabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Kanatlarda yeşil kullanacağım. Bunu evet alan yani önce siyahla çizdiğimiz için siyah gayet düz bir şekilde de aynı renk olacağı için boyayabilirsiniz. Farklı renkler kullanabilirsiniz. Gerçekçi düşünmüyoruz burada. Rengarenk bir baykuş çizimi ortaya çıkabilir. Belki şeyde de yaprakta da boyayı kullanabiliriz. Daha da farklı bir kullanabiliriz. Evet, gaga kısmı, ayaklar kısmı çok yakışıyor bu turuncu. O yüzden kullanıyorum. Göz bebeklerinde evet maviyi kullanmak istiyorum. Biraz koyu oldu ama evet son orta kısmına zaten yine bir siyah dokunuş yapacağım. Göz bebeğin orta kısmını da biraz daha evet siyah yapıyorum. Evet kafa kısmı sarı olsun istiyorum. Evet, çapraz bir boyamayla devam ettik. Dedim ya basit geometrik formlarla birçok hayvanı çizebiliriz. Kulaklarda da bunu kullanalım. Hatta bir şey ekleyebiliriz. Biraz kirlettim sanırım. Uç kısımlara hafif turunculuk katabiliriz. Evet. Göğüs tüylerinde bunu devam da ettirebiliriz ama sonrasında da yapabiliriz. Pardon. Önce bir pembeyle. Evet. Pembe de bitmek üzere. Şöyle yapalım. Daha koyu bir pembe kullanarak devam edeyim. Tekrar boya aramak durumunda kalmayalım. Hep söylüyorum renk konusunda da gayet özgür davranın. Boyama konusunda da alanı doldurmaya dikkat edin. Kaleminizin kapatıcılığı da burada çok önemli. Şöyle yapalım. Yapraklar için açık yeşil kullanabilirim. Hatta şöyle yapalım. Arada hafif boşluklar bırakıp daha önceki çizimlerimde de yapıyorum. Boşluklar bırakarak sarıyı kullanabilirsiniz. Yapraklar içerisinde böyle farklı renk geçişleri gayet doğal bir görüntü verebilir bize. Evet. Şöyle yapalım. Ağaç dalını kahverengi kullanıyorum. Burada da farklı tonlar kullanarak bir boyut da katabilirsiniz resminize. Hızlıca boyalarımın da birbirine karışmaması için dikkat ediyorum. Dalın hareketine, yönüne sadık kalarak boyuyorum. Kenar biraz zorlayabilir bizi. Alttaki kağıtlarımız da boyanıyor. Evet. Evet. Tamamını boyadığımız bir
resim oluyor. Bazı bölümleri kirlettim tabii. Şu kağıdımızı bir ayıralım diğerlerinden. Daha net görünsün şekil. Olabilir. Gökyüzü için böyle bir açık mavi tercih ediyorum. Belki yukarıya doğru. O gece izlenimini de vermek için koyu maviye geçiş yapabilirim. Tabi burayı uzatın. Devam ettirin. Daha önceki boyadan kalma şeyim var. Bir leke oluştu. Kendi boyama sayfanızı kendiniz çizebilirsiniz, değil mi? Boyama kitaplarının tabii boyama konusunda, boyamanızı geliştirmek konusunda faydası olabilir ama size çizim adına hiçbir fayda sağlamadığını söyleyebilirim. Bu tarz basit geometrik formlarla kendi boyama sayfalarınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Çok hızlı bir boyama yapmaya çalışıyorum. Evet, biraz çizgilerin aralarını burada açacağım. Nasıl bir şekilde devam edeceğimizi de görürsünüz. Bu boşlukları şöyle tamamlayacağım. Evet, boşluklara hafif çok koyu oldu gerçi ama hafif boşluklar için belki bir ton daha açık bir mavi olabilirdi. Yatay çizgilere devam edebilirsiniz. Hafif aşağıya doğru gelerek. Tabi sulu boyayla falan yapsanız çok daha güzel olabilir bu. Azaltarak devam ettim. Bakın sık. Yukarıda oldukça sık. Daha karanlık. Gökyüzünün derinliklerine doğru. Aşağıya indikçe daha seyrek, daha açık bir mavi oluşturduk. Evet. Hemen hemen geçişi de yakalamış olduk.